kez de biz perde satıcıları haber portalı Çorum'dan sizlere merhaba diyoruz efendim. Çorum'dan Bir Life'ın Onu Bir Yerde koleksiyonunun sponsorluğu ile hepinize en derin sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Efendim hepinize hayırlı işler diliyoruz. Değerli mevşatçılar, efendim Ramazan ayı içerisinde o kadar çok il gezdik, o kadar çok meslektaşımızın adını duyurduk ki bunların içerisinde Çorum olmadan olur muydu? Olmazdı tabii ki. Biz Çorumlu meslektaşlarımızı kendimize yakın buluyoruz. Onları seviyoruz. Onların bu konudaki başarılarını zaman zaman duyuyoruz. Hele ki efendim bugün öyle bir mağazanın içerisine girdik ki Çorum deyince Çorumlu perdeciler arasında ilk akla gelen Özü Yağlı Mevşat efendim. Biz bugün Özü Yağlı Mevşat'ın içerisinden hepinize selamlar yolladık. Kısaca bildirmek istiyorum. Değerli meslektaşlarımız, Özü Yağlı Mevşat'ın sahiplerinden Sayın Fazlı Özü Yağlı, hepimizin bildiği, tanıdığı Sayın Ali Özü Yağlı'nın oğlu. Değerli meslektaşlarımız, Fazlı Bey'e konuk olduk. Fazlı Bey'i bugün tanıyacağız. Özü Yağlı Mevşat'ı bugün tanıyacağız. Efendim sorularımız oldukça çok. Özü Yağlı'yı tanımak adına. Değerli mevşatçılarımız, tekrar hatırlatmak istiyorum efendim. Baydemirler grubun dünyaca ünlü Bir Life markasının Mayıs ayında fuarda çıkartmış olduğu Onu Bir Yerde koleksiyonu biz perde satıcılarına sponsor oldu. Efendim siz değerli meslektaşlarımızın sesini duyururken Onu Bir Yerde koleksiyonundan yardım alıyoruz. Desteklerini alıyoruz. Bizlere maddi manevi desteklerini esirgemiyorlar. Efendim sponsorumuzun da ismini andıktan sonra Fazlı Bey'e dönmek istiyoruz ve Fazlı Bey, efendim sizi bugün gördüğümüze çok sevindik. Biz perde satıcıları haber portalının çok eski dostlarısınız. Evet. Burada bulunmak bize keyif veriyor. Önce hayırlı işler diyerek başlamak istiyorum. Teşekkür ederiz. Biz Fazlı Özü Yağlı'yı, Özü Yağlı Mevşat'ı tanımak istiyoruz. Yani en eski mevşat firmalarındanız efendim. Yani Çorum ilk başlarından beri. Sene 76'da tam anlamıyla perdeye başladık. Dede mesleğimiz manifaturacı olduğu için. Evet. Yani ondan sonra işte mevşat ev tekstil olarak devam ediyoruz. Hı hı. Şu anda böyle devam ediyor gidiyor efendim. Yani. Şöyle diyelim mi? Nasıl? Çorum'un merkezde biri İnönü Caddesi'nde. Evet. İçerisinde bulunduğumuz bu mağaza merkezde iki mağazaya sahipsiniz. Evet. İçerisinde bulunduğumuz mağaza Vinaldi Konsept mağazası. Evet. Öbürü serbest çalışmakta. Evet. Şimdi mağaza çok güzel. Mağaza kocaman, çalışanlarıyla, müşterileriyle, her şeyiyle bu mağazayı dolu dolu bulduk. Evet. Sizi bu bağlamda kutluyoruz. Devamını siz getirebilirsiniz efendim. Evet. Önce hangi mağaza vardı? İnönü Caddesi'ndeki mi? İnönü Caddesi köşe mağaza en eski mağazadır. Evet. Yani ilk başlangıcımız oradaydı. Ondan sonra çeşitli yani Bir Life mağazası açtık. 4-5 sene devam ettik. Kapattık. Ondan sonra Amasya açtık. Evet. Binnaz Store mağazasını açtık. Orayı başka arkadaşlara devrettik. Hala devam ediyor onlar. Evet, evet. Ondan sonra bu Vinaldi'yi açtık. Yani bazı süreçlerden geçtiniz. Daha evet. Sonra ikinci mağazayı açtınız. Şöyle bir geçmişe dönecek olursak. Evet. İki mağazayla birlikte Çorumlu nihai tüketiciye hizmet veriyorsunuz. Evet. Evet. Zaten efendim Çorum'da az önce de dile getirdim. Perde dedim mi ilk akla gelen Özü Yağlı Mevşat'mış. Evet. Biz de bundan oldukça mutluluk duyduk. Hatta toptancılar sizi böyle tanırlarmış. Nihai tüketici tarafından da Çorum'da Özü Yağlı Mevşat bir marka olmuş. Peki Fazlı Bey, Ali Özü Yağlı'nın oğlusunuz. Şimdi tabii sırayla sorularımız var ama Ali amcamızdan başlayalım mı? Şu anda nerede, ne yapıyor, emekli mi? Şu anda yani babam 81 yaşında emekli haliyle yani. Evet. Evet. Köyde midir, bahçede midir, nerededir? Evde, evet. İstirahatte şu anda. Evet. Kendisi evet. İstirahatte. Evet. Gelemiyor yani. Peki biz Fazlı Bey'i de tanıyalım. Fazlı Bey, siz 76 senesinde başladınız. O günden beri neler oldu, bitti? Fazlı Bey bize kendisini anlatsın lütfen. Yani 76 yılında işte ondan önce manifatura yapıyorduk. Biz daha yani küçükken bir gece manifaturayı bıraktık. Tamamen perde yapmaya karar verdik. Nasıl yani aldınız bu kararı efendim? İşte manifatura çeşidini takip edemedik, yapamadık yani tam anlamıyla.
Perde daha kolayımıza geldi. Daha mı zordur manifatura, çeyiz ve perdeden? Evet, manifatura zordu. Yani patis kadısı, işte hassesi, akfili falan filan derken cildi çoktu. Bir de hep o işler peşin parayla dönen işlerdi. Yani stok olmadan yapılamayan, satılamayan yani bir işlerdi. Bizim piyasamız gibi değil midir değildi. Manifatura piyasası? Değildi. Perde gibi daha geniş şey değildi yani. Hı-hı. O zaman da perde gerçi sınırlıydı ama o öyle şekilde başladı. Kadifeyle, jakartülle. Şimdi tabii perde aldı başını gidiyor. Tabii. Kartelaj sistemimiz var. Konsept mağazacılık var. Ne ararsanız perdede var. Bugün ben yetiştim, ben mağaza açmak istiyorum diyebilecek herkes çıplak bir mağazayı bir saatin içerisinde donatabiliyor. Rahatım. Bir saatte perdeci olabiliyor. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış tabii bu da tartışılır. Gençlerimize tavsiyelerde bulunacaksınız programımızın sonuna doğru. Peki efendim, şimdi Fazlı Bey evli midir, bekar mıdır, Fazlı Bey'in hobileri var mıdır? Biraz Fazlı Bey'i biz konuşturalım istiyorum. Tabii, yani hobilerimiz yok. Hiç boş vaktimiz i̇şten olmadı. Güçten. Evet, cumartesi, pazar her gün açız. Evet. Pazar günleri 12'den 6'ya kadar açıyoruz. Hı hı. Boş vakit olmadı. Sürekli çalışmakla geçti yani. Evli misiniz efendim? Evet. Çoluk çocuk. Evliyim. Eşim ve 3 tane çocuğum var. 2 oğlum, 1 kızım. Hı hı. İşte yardım ediyorlar onlar da. Kimisi onlar okuyor. Büyüdüler mi? Büyüdüler. Yardım ediyorlar derken? Tabii. Yaşları falan? Büyük oğlum askerliğini yaptı geldi. İşte 2 yıl oldu. 23 yaşında. Ortancıl kızım üniversiteye gidiyor. Maşallah. Ondan küçüğü de ortaokula. Maşallah. Peki, şimdi Fazlı Bey, iki mağazaya sahip çıkmak diyelim biz. Sahip çıkmak kolay değildir. Değil. İki mağazayı idare etmek, onca çalışanı idare etmek, mağazanın alım işleriyle ilgilenmek, az önce birebir satımla da ilgilenirken sizi gördük tabii, efendim. Tabii, sizi tezgahtarlık yaparken de gördük. Şimdi bütün bunlar kolay olmasa gerek. Biz sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Çorum'un piyasasını öğrenmek istiyoruz. Perdecilik sektörü Çorum'da ne durumdadır? Onları öğrenmek istiyoruz. Anlatın efendim bize. Tamam. Yani perdecilik olayı şimdi daha kolay. Yani kartela sistemine döndü. Eskisi gibi hani stoklu çalışmak vardı. Onlar azaldı günden güne. Evet. Şimdi daha kolay ama seçenek çok. Yani biz ne satacağımızı bilmiyoruz. Müşteri de ne alacağını bilmiyor gibi. Ama çeşit çok, seçenek çok. Eskisi gibi değil yani. Tabii işimizi kolaylaştırdı mı, zorlaştırdı mı? Bu da sizin seçiminiz. Kolaylaştırdı ama bir nevi de sürekli yenilenmek lazım. Mağazayı yenilemek lazım. Tabii. Kartelajlar yenilendiği gibi mağazanın da dizaynının da teşkilatının da yenilemesi lazım sürekli. Yani ilk yapan götürüyor zaten. İlk yapan yenilikleri, modelleri, diken, takan, teşhirini yapan. Daha karlı yani. Fazlı Bey, şu da önemli gibi geliyor bana. Şimdi çalıştığınız toptancı veya fabrikatörlerimiz, fabrikalarımız çok önemli. Şimdi onlar üretecek ki Fazlı Bey de alıp vitrinine, teşhire asacak efendim. Tabii. Asıldığı günde aynı üründen metre metre satacak. Bu böyledir, önemlidir. Asılan ürün kendini sattırmalı. Tabii. Şimdi burada ben firmaların da önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru firmalarla alışveriş yapmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Bugün çok güzel bir Vinaldi konsept mağazasının içerisindeyiz. Tabii. Seçiminizden dolayı sizi kutluyorum. Ama daha bu tür nezih ve güzel firmalarımız da var. Yani diyorum ki perdecilerimiz seçimlerini iyi yapsınlar. Teşhirlikleri önemlidir. Sattıkları raftaki malları önemlidir. Muhatapları önemlidir. Ödeme kolaylığı gösterecekler değil mi? Sizlere yenilikleri. En azından pazarlamacısı gelecek diyecek ki Fazlı Bey, biz bu ürünü çıkarttık, haberiniz var mı diye sizleri sık sık ziyaret edecek. Ne diyorsunuz tabii bu konuda? Pazarlamacılarla zaten birebir beraber olduğumuz için patronlar ikinci planda kalıyor. Evet. Yani her şeyimizde, her derdimizde pazarlamacı ilgileniyor, yapıyor mecburen yani. Yeniliği bize bildirmek zorunda. Bazen öyle şey oluyor ki yani geldiği gün satılıyor ürün, geldiği gün karşıda satılıyor. Yani yenilik yapmak zorundayız, herkes yapacak. Bir ay bir fabrika yenilik yapmadığı zaman biz onu hemen yani tekrar ediyoruz, ikinci plana getiriyoruz. Ya bir satıyoruz aynı ürün, ikinci aynı ürün, üçüncü aynı ürün. Yani artık üçüncü ay, dördüncü ay bunu elemek zorunda kalıyoruz. Tabii bir bakıyor ki nihai tüketici, ya gidiyoruz rafında aynı tül var. Yani Fazlı Bey de kendini hiç geliştirmiyor kardeşim. Tamam, severiz, canımız ciğerimiz, abimiz ama köşedeki mağazada daha çok çeşit var diye
5 dakikanın içinde müşteri dönebilir. Rahatlıkla. Tabii. İstediği rengi tonu bulamayınca kayabiliyor yani tabii, müşteri. Tabii. Bunun da hatırda gönülde yeri yoktur diye düşünüyorum. Müşteri de haklıdır. Tamam. Evine en güzel olanı götürmek zorundadır. Götürmek zorunda. Rengin tonunu yaklaştırmak zorunda. İşte ilk çıktığında kartıyla çok yadırgıyorduk ama şu anda alıştık yani. Artık bizden biri oldu. Fazla mal koymaya da gerek yok. Kartıyla işimizi görüyor rahatlıkla. Ama diyoruz ki rafta olmazsa olmazlardan değil mi? Tabii. Önce müşterinin gözü doyacak. Bu konuda ne doyacak diyorsunuz Fazlı Bey? Burası Anadolu mecburen. İşte önce gözü doyması lazım yani. Yani boş direk tezgah boş olmayacak. Dolu dolu görünecek. Burası Çorum çünkü. Evet. Çorum halkı görmek alışık. Gibi. Şöyle bir gözünü doyuracak. Tabii. Peki efendim. Şimdi biz piyasadan söz açılmışken sponsorumuza yer verelim. Daha sonra da Çorum'a geçmek istiyorum ben. Çorum şehrine geçmek istiyorum. Şimdi yenilik, yenilik, yenilik diyoruz. Herkes yenilik yapsın diyoruz. Yenilik yapmazsa Fazlı Bey yolun yarısında kalır diyoruz. Değil mi meslektaşlarımız? Fazlı Bey yolun yarısında kalmamış. Yolu devam ettirdiği gibi paralelinde ikinci bir mağazayla da maşallah subhanallah bu işi götürüyor. Yenilikçi firmalarla çalışmayı biliyor. Tamam. Fazlı Bey, diyor ki Biril Life, biz perde satıcılar haber portalının sponsoru. Sizin de bilginiz olsun efendim, açıklayayım. Tamam. Onu bir yerde koleksiyonu çıkardım diyor. Mayıs ayından itibaren diyor, bu koleksiyonu ben görücüye çıkardım diyor. 10 tane aslanlar gibi koleksiyon. Fazlı Bey, istersen içinden bir tanesini al, istersen iki tanesini al, hatta al birkaç tane iki mağazana taksim et. İstersen 10 tanesini al, 10 tanesini de alırsan diyor, ciddi indirimlere gittim diyor. Ne güzel değil mi can kurban böyle firmalara. Bütün firmalarımız böyle olsun. Efendim İnşallah. Bir yılda, iki yılda kendini yenileyemeyen firmalarımız var. Tabii, onlar onları da buradan gelişiyor. Örnek teşkil etsin istiyoruz. Çünkü gerçekten mesleğimiz kalkınsın. Bir doktor dedim mi önünde ceketimizi ilikliyoruz değil mi? Saygı duyuyoruz tabii tıp yani, dünyasına. Tabii. Bizim dünyamıza da saygı duyulsun meslektaşlarımız. Diyor ki Biril Life Fazlı Bey, bir Brilliant butik çıkarttım ki diyor. Harikalar yaratmış. 140 tane başlığı var maşallah. Zebra Diamond 40 başlık. Bellisa aksesuar koleksiyonu. Biril Life efendim aksesuara da girmiş. 4 Vega Brode Store koleksiyonu 15 başlık diyor. 5. Birlance Force 45 başlık diyor. Ve 6 değerli meslektaşlarımıza da gösterelim. Blackout koleksiyonu 11 kitabımız var diyor Bir Life ailesi. 7 Avantgard koleksiyonu 25 başlıktan oluşuyor. Hep diyorum Avantgard mobilyalarla da çok uyum sağlıyor. 8 Junior koleksiyonu çocuklarda unutulmamış 25 başlık ve koleksiyonların kralı efendim Bir Life Exclusive 92 başlıktan oluşuyor. Şeyna Yakma Store'umuz var, son 10. koleksiyonumuz bu efendim, 15 başlıktan oluşuyor. Fazlı Bey sizin de haberiniz olsun, inceleyiniz efendim. Eski dostunuz Bir Life ailesi yenilikler yapmış. Bu hizmeti de sizin ayağınıza kadar gönderdi efendim. Biz perde satıcıları haber portalına diyor ki çocuklar gidin benim dostlarıma, değerli meslektaşlarımıza bizzat benim selamımı söyleyin diyor Sayın Erdoğan Baydemir. Bizzat selamını getirdik efendim, üzerimizde kalmasın. Kalmasın. Aleyküm selam. Biz de öyle peki diyoruz. Peki. Bilnat bu işin duayenidir yani. Evet. Her zaman. Her evet zaman bir numara olur. Diğerleri önde gider. Önde gider yani. Evet. Evet. Öbürleri onu takip eder. Olmazsa olmazlardan. Şimdi aslında iyi firmalarımızın hepsini kucak açıyoruz iyi tabii firmalarımıza. Merdiven altı firmalarımız var. 3 gün 5 gün üretim yapıp da sizi yarı yolda bırakanlar var. İşte bir tülün devamlılığını istiyorsunuz. Yok efendim üretmedik, gönderemiyoruz. Hadi tıkandığımız nokta o noktadır. Tabii. Biz iyi olan firmalarımızı onlardan ayırt ediyoruz, tenzih ediyoruz. İyi firmalarımıza, Biril Life gibi firmalarımıza kucak açıyoruz. 50 yıla yakın bir geçmişe sahip Birland. Baydemirler Grup 42 yıldır dile kolay efendim. I'm not the only one.
PhD. I got a master's in biology. Bey, gelelim Çorum'a. Şimdi biz Çorum'un merkezindeyiz ama Perde Satıcıları Haber Portalı ekibi olarak ben Deniz Efendi ilk defa Çorum'a geliyorum. Hep duyarız Çorum yemyeşil, Çorum'un insanı sıcak derler, Çorum yemyeşil, Çorum'un insanı Anadolu kokar derler. Bu arada leblebi de kokar, bunu biliyoruz. Efendim leblebi almadan da gitmeyeceğiz. İstiyoruz bir paket leblebi istiyoruz. Fazlı Bey Çorum'dan bahsetsin bize. Çorum yani kendi çapında bir Anadolu şehri, güzeldir. Temizliğiyle güzeldir, şeyiyle güzeldir, her şeyle yani. Ne diyebilirim ki hani sakin. Tarihleri öyle kendi sessiz haline. Sakindir. Nüfusu kendine göre 220 bin nüfusu var hatta. 220, göç var mıdır bin. Efendim İstanbul'a, Ankara'ya? Göç var ama yani az, diğer iller gibi değil. Yani sanayimiz bayağı gelişmiş durumda. Hı hı. Anahtar teslimi işte un fabrikaları yapılıyor. Tavuk çiftliklerimiz var. Yani 150-200 tane tavuk çiftliği var. Belki hı hı. Onun yanında tuğla fabrikalarımız var. Hep ihracat çalışan. Anahtar teslimi yine un fabrikası yapılıyor. Normalde normal fabrikada yapılabiliyor yani un fabrikasının haricinde. Arazisi büyük, geniş, tarım var. Geniş, tarım var. Tabii ova şehri yani öyle dağlık bölge değil. Ve dünyaca ünlü leblebinizle meşhursunuz değil mi? Leblebi fabrikaları da vardır mutlaka. Var. Leblebi imal eden firmalar, fabrikalar var muhakkak. Evet, dışarı evet. İhracat yapanlar da var. Evet. Peki Fazlı Bey, şimdi biz iki mağaza gördük. Fazlı Bey'i maşallah dimdik mağazaların başında gördük ama insanoğlu ne olursa olsun idealin peşinden koşar. 80 yaşına da gelse daha yapacaklarım var, bitmedi der. Biz böyle bir varlığız. Böyle bir yaratılışa sahibiz nitekim. Fazlı Bey'in de vardır mutlaka. Muhakkak. İdealleri, yapmak istedikleri. Belki mağazalar zinciri hayal ediyor da haberimiz yok. Yani öyle olmak zorundayız. Hani yapmak zorundayız. Çocukların da gelecekleri için. Yani perakende mağazaları olabilir, düşünebilir. Her ilde, her ilçede. Çünkü bizim orada nasıl olsa şubelerimiz var. Yani malları dikiyoruz. Karteden onlar istedikleri ürünleri getirtiyoruz. Yani dikip hazırlayıp onlara sunabiliyoruz. Hı hı. Onlar da birer şubelerimiz. Hı hı. Bu şekilde çalışmamız oluyor zaten. İnşallah ileriki zamanlarda bunlar şeye dönüşebilir. Yani imalata dönüşebilir. Hı hı. Hı hı. Şubeleri fazlalaşacak. Bir şeyler olur efendim. İnşallah. Fazlı Bey dikiş olayını nasıl çözüyorsunuz efendim? Büyük şehirlerde artık teşhire daha çok, vitrine daha çok yer ayırmak istedikleri için dışarı atölyelere diktirirler. 3-5 perdeci toplanır efendim. Burada nasıldır? Atölyeniz var mı sizin de? Burada da aynı. Yani düz diken ustamız ayrıdır. Modelli diken ustamız ayrı. Hı hı. Krevizedir, katlamalıdır, onu diken ustamız ayrı. 3-4 tane ayrı yerde ustalarımız var. Hı hı. Hepsinin de bir hünerleri var. Yani ayrı ayrı vermek zorundayız. Hepsinin bir üstünlüğü var. İşe göre ayrı ayrı veriyorsunuz. Evet. O zaman birkaç tane birden atölyeyle çalışıyorsunuz. Evet. 2 tane, 3 tane atölye birden çalışıyoruz ama Çorum'da atölye sıkıntısı yok. Peki özü yağlı kendi çapında kaç kişiye istihdam sağlıyor? Kaç kişi çalışıyor efendim? Şu anda 10 kişiyiz. Maşallah her iki firmada evet. Da toplam. Atölyeleri saymasak tabii ki onların evet. Fason çalıştıkları için 10 kişiyiz. Tabii. Öyle yani. Tabii. Yani perde üzerinde, dikim üzerinde Çorum o yüzden şeyli, kabiliyeti yani. Hı-hı. Dışarılardan çok iş geliyor. Kastamonu'dan, Çankırı'dan, Amasya'dan, Tokat'tan, Yozgat'tan sürekli dikiş gelir bize. Neden? Mesela bir Yozgat'ta yok mu perdeci? Bir Çankırı'da var. Yok mu perdeci? Var. Satıcı var ama dikici yok. İyi bir dikici yok. Atölye yok yani. Hı-hı. Gelinlerini yetiştirmemişler, yapmamışlar. Yani dikiciler iyi olmadığından dolayı geliyor. Peki Fazlı Bey, neler yapılmalı? Bu konuda sizin görüşlerinizi alalım. Meslektaşlarımızla paylaşalım. Şimdi programlarımız eğitici olsun. Masaya oturup bir takım şeyleri konuşurken konuşmuş olmak için konuşmayalım. Sizin bir çözüm öneriniz var mı? O kadar yılı geride bıraktınız. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Böyle bir şey olması lazım ki hani kalfa usta çırak bırakması gerekiyor. Yani arka tarafından işte oğlum bu böyle kesilir, şu şöyle yapılır. Bunu buradan alınır, buradan satılır. Demesi lazım yani. Önünü açması lazım. Yani ustalarımız bencillik yapmayacaklar. Evet, yapmayacaklar. Masaya serecekler bir kumaşı. Keserken çıraklarına dikkatli bak.
Evet, gösterecekler. Ne kaparsa o kar çünkü. Bazı ustalar vardır ki işte gece keser, gündüz çocuklara dikin bunları der. Yani kestiğini ne yaptığını göstermez. O zaman da işte ustalık ölüyor, kalmıyor yani. Bunu da ilk defa duyuyorum efendim. Oluyor. Oluyor yani. Bizim ustalarımız da böyle yapanlar da oldu. Yani bizim ustamız bize kesimi göstermedi. Akşam biz gittikten sonra kesim yaptı. Sabah gelince dikişini yaptırdı bize diyenler çok. Halbuki efendim şöyle bir düşünseler, öldükten sonra dahi amel defterimizin açık olmasını istiyorsak bu dünyaya bir şeyler bırakacağız değil mi? Kimisi cami yaptırır, kimisi okul yaptırır, kimisi yol. Siz de bir şeyler öğretirseniz değerli meslektaşlarımız. Bakın Hazreti Ömer'in ben amel defterinin kapanmayacağını düşünüyorum asla ve katiyen. Çünkü okuma yazma öğretmiş ashabına. Değil mi? Tabii, Peygamber Efendimiz'in ashabına. Biz de bir dikişi, bir püf noktayı öğreteceğiz ki amel defterimiz kapanmasın. Kapanmasın, her zaman Allah razı olsun diyebilsin. Tabii ki yani. Desin ki yani çocukcağız da evet benim zamanında bir ustam vardı ki Fazlı Usta şunu şunu gösterdi bana. Müşteriye şöyle hitap etmem gerekiyor. Şunu yapmam gerekiyor desinler. Mesleğimiz yoksa ölür Fazlı Bey. Ne kadar hayatta kalabilir? Önemli olan üretmek değil. Bir Life üretir, Brilliant üretir. Baydemirler üretmek için var değerli meslektaşlarımız. Keza diğer firmalarımız. Ama mesleğimiz de dededen toruna geçmediği süre içerisinde ölmemesi için Fazlı Bey'in dediklerine katılıyoruz. Öğretmemiz gerekiyor. Evet, ben bugün ustama İyice ustamı çıraklıktan, kalfalıktan ustalığa kadar yükseltirim, öğretirim ama yarın gider dükkan açar zihniyeti de olmamalı. Olmamalı ama onu da ufkuyla oynayamazsın yani. Onu da bir gün nasıl olsa. Açacak, elbette gidecek. Açacak. Gidecek. Evet. O yeterliliğe sahip olduğu zaman gidecekler, tabii, dükkan açacaklar. Mesleğimiz yavrulayacak. Yavrulamazsa, peşinden yani gelmezse zaten bu meslek yapılacak bir iş değil. Hı hı. Yani baba mesleği, babam yapmış zamanında. Ondan sonra ben devralmışım, yapmışım. Benim arkamdan gelen olmadıktan sonra ben bu işi yapmam. Yani bu iş riskli, çok büyük bir iş yani öyle. Çok zorlu bir iş yani. Hı. Birileri arkadan gelmek zorunda. Evet. Efendim şimdi izninizle yönetmenime bakmak istiyorum. Brilliant'ın efendim yanlış olmasın İstanbul iftar yemeğinde Bursalı bir meslektaşımızla tanışmıştık. Efendim yönetmenimden şimdi onun ismini rica ediyorum. Sayın Emin Şengül. Evet, yönetmenimiz Şengül Mevşat'ın sahibi Sayın Emin Şengül. Buradan selamlar olsun efendim. Şöyle bir cümle kullandı Fazlı Bey. İşinizin başında bizzat kendiniz durursanız kazanırsınız ve başarılı olursunuz. Aynen doğru. Şimdi bakın bugün Çorum'da Bursalı bir meslektaşımızı anıyoruz. Kendimizi geliştirebilmek adına. Peki biz bugün Emin Şengül'ün kulaklarını çınlattık efendim. Fazlı Bey tüm Türkiye'ye, değerli meslektaşlarına seslensin. Fazlı Bey neler önerecek? Herkes işin başında durmak zorunda. Yani görecek. Ne kadar fire veriyor, ne alınır, ne satılır, yenilik nedir? Yani işin başında olmak zorundayız, her işin başında. İşin başında olmadığı sürece zaten yani muhakkak fire verecektir. Yani maddi yönden fire verir, manevi yönden fire verir, her yönden fire verecektir yani. İşin başında olmak zorundayız, takip etmek zorundayız. Sadece işin başında olmak yetmiyor. Yetmiyor. İyi firmalarla çalışmak, gerisini siz getirin fazla. Tabii ki, iyi firmalarla çalışacaksın, iyi yerlere ateş etmek lazım yani. Boşa göndermeyeceğiz. İyi nokta pazarlamacıları. Evet, nokta vuruşları yapmak lazım ki yani arkanda iyi bir şirket olsun ki sana ses getirsin. Yani iki büyük firma birleşmesi gerekiyor. İki sahip marka. Sahip çıksın size değil mi? Tabii ki. Tabii Öze Yağlı Çorum'da bir marka ama atıyorum işte Bir Life ona öyle bir sahip çıkacak ki diyecek ki Öze Yağlı evet ürünüm hatalı mı efendim alıyorum, sahipleniyorum. Alın işte yenisi. Dikin, müşterinize sunun. Gibi değil mi? Tabii sahiplenmesi ki lazım. Ödemelerde kolaylık sağlaması lazım. Tabii. İllaki kati şartım şarttır demeyecek. Anadolu'da bir tabir vardır efendim. Bena sena bu ineği kim sağ? Evet. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Olmayacak. Birazlık, biraz da efendim firmalarımız esnetecek kendini. Yani ne kadar kurumsal olurlarsa olsunlar. Artık değerli mevşatçılarımız birebir ilişkilerle bu işler yürüyor. Fazlı Bey'le Bir Life ailesi dostluğunu kurar. Fazlı Bey saygıdan, sevgiden, onların Fazlı Bey'e göstermiş olduğu ilgiden, alakadan, hizmetten memnun kalır. Ve bu Fazlı Bey'in evladına kadar yürür gider. Değil mi?
Tabii. Önce firmalar birbirinden memnun kalacaklar. Muhakkak. Alıcı satıcıdan, satıcı alıcıdan memnun kalması lazım. Birbirlerini mağdur etmeyecekler. Birbirlerine bir defa güveni olmazsa zaten bu iş yürümez. Olmak zorunda yani. Ha bu adam mal alır mı alır, öder mi öder. Biz de karşı taraftan ha bu adam yenilik yapar mı yapar. Yenilik yaptığına göre, desen model takip ettiğine göre onu üzmemek için de biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Yani çeşidiyle, modeliyle o adamı yönlendirmek zorundayız. Tabii pazarlamacı dostlarımıza da çok iş düşüyor Fazlı Bey. Önce sizi çok iyi tanıyacaklar. Tabii firmasına ki. Fazlı Bey'in ödemesi rahattır. Fazlı Bey'in sorunları yoktur. Bizimle çalışabilir diye firmasına sürekli açıklamalarını yapacak. Tabii firması ki. Keza Tabii. öyle. O bir yani sanatçıdır yani. Ortayı bulmak zorundadır. Tabii. Ne iyi tarafımızı... Onun görevi orta evet. bulma görevidir değil mi? Tabii ki. Patronla o bizimle olan ilişkisini anlatmak zorunda. O tarafa gidecek çünkü. Yani bu firma bu kadarlık mal satıyor, şu kadarlık eder. Biz bu kartele daha çoğaldırsak bu insanların hani çalışmayı daha sıklaştırırız, yürütürüz. Çünkü yani bazı insanlar var hani karteleden çok satılıyor, çok yapıyor diye. İşte zam geldi, şu oldu, bu oldu diyor. Yani zam yapıyor. Bir bakıyorsun yenilik yapmıyor, zam yapıyor. Biz hemen o firmayı elemek zorunda kalıyoruz. Zam üstüne zam ama Tabii. yenilik yok. Yani bir firma yenilik aslında, evet. çok özür dilerim Fazlı Bey, yeniliğini yapacak. Zamı yapmadan başka bir yeniliği yapacak. O yenilikte zam olayı görmeyeceğiz biz. O kadar çabuk yapacak ki yeniliğini. Evet, tekstil de öyle zaten fazla uzun boylu zam götürmez yani. Tabii. Çünkü taklitleri çok, yapan çok. Binlerce firma var. Hı hı. Ama yani iş ilk büyüklerde bitiyor. 8 firmada, 10 firmada bitiyor. Evet. Yani zam yaparken çok düşünmek lazım. Çeşit yaparken de düşünmek lazım hani. Dengeli götürmek tabii lazım. Tabii siz dediniz ya doğru firmayla çalışmak evet. Önemli diye. Tabii. Bu bağlamda evet haklısınız. Yani benim çeşidim bu kadar. Fiyatım bu. İşine gelirse bu öyle bir dünya yok yani. Öyle bir fiyat yok, öyle bir mal da yok. Hı-hı. Hemen alternatifleri çıkıyor çünkü. Hı-hı. Daha güzelini yapıyor, daha hesaplıya verebiliyor yani. Tabii Hı-hı. yani insanız sonuçta. Tamam saygımız sonsuz. 40 yıldır belki çalıştığımız firma ama kendini yenileyemeyince ne yapacağız? Bir başka firmaya döneceğiz. Nihayet tüketiciler de bunu yapmıyor mu değerli meslektaşlarımız? Aynen. Hani tabiri caizse eğri oturup doğru konuşmak lazım. Efendim iki gelir üç gelir Fazlı Bey de kendini yenileyemiyor der. Değil mi? Özü yağlı Mevşat'tan kopar gider Ali'ye, Veli'ye. Ama az önceki müşterilerinize şahit olduk efendim kamera arkasında. Dedi ki torunum 10 yaşında, 10 yaşını geçti. Kızıma dedi evlenirken tül yaptırmıştım size. Aynen. Bugün döndü dolaştı. Kızının tekrar tüllerini yenilemeye geldi beyefendi. İşte o kadar eski olduğumuz için, marka sattığımız için müşteri dönüp geliyor yine bize. Tabii. Yani 10 sene oldu kullandım hala eskimedi diyor. 10 sene önce de yine Binlat ürünü satıyordum. Yine aynı. Kızı evlenirken de Binlat ürünü verdim. Binlat güpürlü tüller vardı o zaman. Onları tabii, verdik. Tabii. Hala aynı. Eskimemiş ama yani bir yönde tülleri eskiyor. Gönlü eskimiş. Tül eskimemiş ama gönlü eskimiş. Muhakkak. Yenilik yapmak istiyor. Değişiklik yapmak zorunda. Yapacak Bunlar da hanımları. Bize dönen güzel artılardır. Tabii ki. Eski birikintilerimiz işte meyvasını veriyor. O gün ekmişiz, bugün meyvasını veriyor. Yani yerlerinden kımıldamasınlar meslektaşlarımız. Aynen. Dükkanımı açtım, ilk bir yıl, iki yıl iş yok demesinler. Üçüncü Kesinlikle. Yıl meyveleri toplamaya başlayacaklardır. Kesinlikle. Kesinlikle sabit duracaklar. Biz, evet, babamla öyle çalıştı ki, yıl sonunda hesap ettik, bir yıl çalıştık, poşet ve kağıt parasına çalışmışız. İkinci yıl hesap ettik, sadece reklam parasına çalışmışız. Yediğimiz içtiğimiz kar hiçbir para artış yapamadı. Üçüncü yıl efendim. Üçüncü yıl, dördüncü yıl artık yavaş yavaş kendini toparlamaya, sermaye yükselmeye başladı. Yani hiç unutamadığımız yıllar oldu. Peki 30 yıl sonra? 30 yıl sonra geriye yönelik hiçbir şey yok. Yani işte geleceğe bakmak lazım. 30 yılımız çok çabuk geçti. Çok evet. çabuk geçti. Bir perlede 30 yıl çok çabuk. Ama elhamdülillah evimizi aldık. Arabamızı aldık, yazlığımızı aldık, tarlamızı, tapanımızı aldık. Yani bu sektörden para kazandık. Para kazandık tabii borçsuz. Ki. Borçsuz. Şu anda borçsuz bir öyle. Şekilde özü yağlı Mevşat kendi öz sermayesiyle yola devam ediyor. Aynen öyle. Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl kar yapmadıysak da işte 10 yılda yapamadığımız zaman bir yılda yaptık. 10 yılda yapamadığımız kar geri geldi değil mi? Geri oldu. Geldi. Tabii ki. Aha. Yani ticaret böyle bir şey. Bir yılda yapamadığımızı bir ayda yaptık. Evet. Ama 11 ay bekledik iş olacak diye. Tabii. Tabii ki. Yani ekmek bekledik. Böyle anlar oluyor ki yani pazar günü yaptığımız işi biz hafta içinde yapamıyoruz. Pazar günü açıyoruz ama
pazar günü yaptığımız için de hafta içinde yapamıyoruz. Vallahi kısmetin ne zaman, nereden geleceği belli olmuyor. Belli olmuyor. Tabii nasip. Yani nasip demek lazım. Allah gönderiyor bir şekilde. Nasip. Öyle. Tabii. Minnetli olmak lazım. Fazlı Bey, efendim siz tanımaktan çok büyük keyif aldım. Perde Satıcıları Haber Portalı'nın disturu yola çıkarken dedik ki efendim 8 yıl önce meslektaşlarımızı üşenmeyeceğiz. Şehir şehir, kasaba kasaba, ilçe ilçe, köy köy gezeceğiz. Onları değerli meslektaşlarımızla tanıştıracağız dedik. Bugün sizi tüm Türkiye ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz meslektaşlarınızla. Tabii bu tanışıklığı efendim, Bir Life'ın Onu Bir Yerde koleksiyonu sponsorumuz, onlar sağlıyorlar bizlere. Hep dile getiriyorum, sponsorlarımız olmazsa, bize katkıda bulunmazlarsa bu işi biz yapamayız. Tabii. Türk Ev Tekstil'ine de biz katkıda sağlayamayız. Sayın Erdoğan Baydemir ne demiş efendim? İzlerini tanıyoruz. 50 yıla yakın bir geçmişim var. Çocuklar ürettim, sattım, kazandım. Ama bundan sonra size de sponsor oluyorum. Gidin değerli meslektaşlarıma selamlarımı sunarak onların sesini duyurun. Bu çorbada benim de tuzum olsun demiş efendim. Kendilerine en derin sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Sayın Baydemir'e uzun ömürler diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Ve Fazlı Bey, size dönelim. Evet. Önümüzde güzel bir bayram bizi bekliyor. İnşallah. Bir bayram mesajı almak istiyoruz değerli meslektaşlarınıza. Bizleri sizlere yollayan Erdoğan Bey'e ve sektörümüz adına dile getirmek istediklerinizi almak istiyoruz. Erdoğan Bey'e teşekkür ederiz. Allah razı olsun bu programları yaptığı için, öncelikle kullandığı için. Evet. Her zaman duayenidir bu meslektaşlarımızın. Yani her zaman bir numara olmuştur. Evet. Başı çekmiştir çeşitleriyle, modeliyle. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun katkılarından dolayı. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar dileriz inşallah. Meslektaşlarımıza da bereketli yıllar. Bol müşteriler diyelim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Peki efendim. Biz de size hayırlı bayramlar diliyoruz. Bol müşteriler diliyoruz. Bir kere uzun yıllar sizi aramızda görmek istiyoruz. Tıpkı babanız Ali Özüyağlı'yı aramızda gördüğümüz gibi efendim. Ali Özüyağlı dedim mi Çorum'da akan sular duruyor. Bunu da biliyoruz. Siz de onun bir temsilcisi, bir evladı olarak bu mağazaların başındasınız. Size de hayırlı işler diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz her şey için. Sağ olun. Allah razı olsun. Değerli mevşatçılarımız, Perde Satıcıları Haber Portalı bu kez de Çorum'dan seslendi demiştik sizlere efendim. Çorum merkezden Sayın Ali Özüyağlı'nın oğlu, biricik evladı Sayın Fazlı Özüyağlı'ya konuk olduk. Özüyağlı Mevşat'ı tanıdık kısacası efendim. Tabii ki Baydemirler Grubun dünyaca ünlü Biri Life markasının Onu Bir Yerde koleksiyonunun sponsorluğu ile bu tanıtımı sizlere gerçekleştirdik. Değerli meslektaşlarımız, biz Perde Satıcıları Haber Portalı sizi her zaman olduğu gibi Allah'a emanet ediyor, hayırlı işler diliyoruz. Thank you.